İstanbul'dan Ikea'ya gidiyoruz. Ümraniye'ye. En büyüğü sanırım Ümraniye'deymiş. O yüzden Ümraniye'ye gidiyoruz. İkinci Bayrampaşa 28 bin metrekare. Bu 30 bin. Şu an otoparkta sudeler var. Tek araba gideceğiz. Hep birlikte gideceğiz. Bakacağız, dolaşacağız. Eksiklerimiz var evde. İstediğimiz bazı şeyler var. İşte kütüphanedir, yapay bitkilerdir, mutfağa dair birkaç malzemeler, paravan. Daha da birkaç şey var. Ona göre bakacağız. Aksesuarlar falan. Ha, sen de bazen yani. Bak, seni tam YouTube çekimlik yerinden getirdim. İki yazısının en büyük olduğu yer. Evet, teşekkür. Bir şey değil. Yine başladık. 2005 yılında kurulan Ikea'nın. 2005 mi? Evet, eski burası bayağı eski. Safurkan da bilgi veriyor bize. Evet, eskiden bunlar sosisisi meşhurdu. Bardakta kokulu mu? Kedi evi mi o? Bence bu süre yeterli tabu için, değil mi? Mobilya kızına çarşıya da bakalım o zaman. Araban çok güzelmiş. Bilmiyoruz ki, bakınıyoruz. Ha, tam sizin evin şeyi sehpası. Renk uyumu. Bizim balkon var ya, o balkondaki şeye paravan istiyor sana. Şey, duvar gözüküyor ya. Evet. Bak, B harfi var. Bana mı ithaf ediyorsun? Kitaplık. Ve 60 TL. Çakayım da bir yerlere devireceğim. Tamam, sen oyuncaklarını buldum. Ay, bir de sallanıyor. Bugün yemekte ne var? Oturarak mı yemek yapılıyor yani? Hayır, aşkım, kız çocuklarından yani, ne istiyorsun sen? Çocuklar öğrensin. Çocuğa odasına ya da. Çok iyi değil mi ya? Mesela misafir geldiği zaman misafirin menüsünü yazarsın oraya, bak. girişe koyarsın, dersin evet. Bugün çorba. Ya da komik bir şeyler yazılabilir mi? Ya da her gelenden bir şey yazmasını istersin. O aslında sağ olur. Ben şimdi bunu istiyorum. Nereden alacağız bunu? Bunu mu çıkaracağız? Çıkaracağım. Ya da şey mi? Fotoğraf mı çekiyorsun acaba? Evet, fotoğraf çekersin, bunu istiyorum dersin. Neyse, buradan da bir şey yok. Hadi devam. Oha. Bak, Hüseyin'in evinde bir bisiklet net olur. Aa, değil mi? Bir aksesuar. Aslında güzel durur eğer orkun varsa. Şu bir tane yok. Farklı mı istiyorsun? Evet, yani daha... Tasarı mı farklı? Evet, aynen. Aslında bu dümdüz değil mi? Evet, hiçbir manası yok. Aslında çalışma odasına böyle ofis havası katar şöyle bir şey. Sence? Işık da güzelmiş bak, ışık. Spot ışığı gibi. Aslında çok şık ya. 850 TL buna. Açılışı yaptık. Alacaklarımızı, ihtiyaçlarımızı almayıp tüm gereksiz şeyleri alacağız gibi geliyor. İnşallah öyle olmaz. Şu tabuyu biraz daha geliştirelim diyor sana.
Kanka bunun bir sefere bir oyun biter ya. Çok mantıklı, anlatamayanlara. 12 liraya. Bir tane. Şey çok iyiymiş ama mutfaktaki şey. Ay çok güzel ya. Süzgecimiz de yok pirinç için. Bak orada nasıl bir dizayn yapmak istediğine bak. Karşıda mesela nasıl bir dizayn yapmak istediğine bak mesela. 60 santim şu yukarıdakini aldım. Bir de 7 tane de kanca aldım. Tamam böyle bir şeyler asacaksın mı ona mesela? Bak öyle tabaklı mı bak bir şeyler var. Yok tabak falan çok büyük olur. Sadece çiçek içinde şunları istiyorum. Ne aldım? Bu daha uygun. IKEA'nın en faydalı bölümü. Bunu alsak nereye koyabiliriz? Salona işte. Salona değil de balkona olabilir. Evet. Bak yemeğe geldik. Evet. İsveç köftesi de. Öyleymiş. İsveç köftesi meşhurmuş. Şimdi onu yemeye geldik. Şöyle bir suyu aldık. Bu ne? İçecekler sınırsız. Kahve bardağı da mı olsa? Al al. Sen bir tane al. Veganmış aşkım. Salata da var burada. Ben bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Ben çok çocukken falan gelmişim buraya ya. Ne istersiniz? Cola Zero. Nasıl oluyor ki? Bas. Alıştırma. Bana oteli hatırlattı. Gerçekten. Buharda mı pişiriyorsun? Hayır, çeviriyorsun şey oluyor. Şöyle bir ikiye dönüşüyor. Bak şöyle. Açılıyor. Şurada buharda pişirici diyor işte. Anlamsız ama ya, tutamıyorsun ki doğru düzgün. Bak o karşı tarafta zamanlayıcı falan filan, soslar moslar falan filan var. Burası faydalıymış. Güzelmiş o. Ne o? Fırına mı girecek? Ya bu şey. İşte mesela cheesecake için tabanını yapıyorsun. Sonra bunu açıyorsun, evet, şöyle. Evet, anladım. Ne? Burada bir şey yok. Şöyle gidelim. Ben... Bak bunu da... Alacaklarımız görünmüyor. Bunları da alacak mısın? Bak bu da asmalı. Yok. Boşuna yer kalmıyor.
şey, evde maske kapımız var, küçük yaparız. O bizim... Evet, al bunları, al. Ama bunların hepsini şekilli alacaktın sen. Onlar ne oldu, yalan mı oldu? Aşkım, çerezlik merezlik falan var burada bak. Yağ, tuz. Şekerlik mi şu an? Bak, yağlık mağlık falan var. Bizim her şey var ya. Trank yoldan direkt set olarak daha kolay mı olur diye düşündüm. Ya işte alacağım dedin sonra da... Aa bak, mesela senin istediğin gibi siyahlar var. Önünde bak, bunlar hep siyah. Bak, yağlık mağlıkmış bak. Havalı. Diğerleri saklama kaplamış. Bak, orayı full es geçtin ha. Şu tarafta bir sürü şey var. Şöyle ben... Bak, fiyatını iyi aslında. Nasıl oluyor ki? Yani nasıl olacağım ben seni? Daha kendine bırak ya. Baksana, bir sürü ıvır zıvır falan var. Bak, hava koruyucu diyor. Bak, bizim masanın üstüne mesela. Çok güzel. Hem de gri renk. Ooo, bu çok iyiymiş. Baksana şu şekline. Çok havalı. Ne bu? Buharda pişiriyorsun. İşte onun üstüne bir şeyler koyuyorsun. Alttan şey. Sebzeyi koyuyorsun. Bu tencerenin üstünde havada, evet, kalıyor. Çok iyi, alsana. Ama air fryer alacağız. Aynen. He, onu nereye değil koyuyorum ben? İşte tavanın altına. Ha, çok mantıklı. Bir tane alıyor mu zaten? Bundan istiyor musun? Yok yok, araç falan. Useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Tehlikeli alana gel. Çocuk diyor ki, abi diyor, 8. turumuz, hala da çıkamadık. Nasıl çıkacağımızı göster bize. Gerçekten. Evet, abi 8. turumuz diyor. You don't ever wanna give me ways. You don't ever wanna. Şu bardağı güzelmiş. O ne? Al al al, dondurma için. Hayır, dondurma değil, sütunluk. Dondurma işte. Evet. Çerez olmaz onu kız. Tamam, hareket şu. İşte kokteyl yapacağız. Ağaçöksü kokteyl. 4 tane o zaman. Al da onlar taşırken bir kırılır. Onu nasıl yapacağız? Paket, paketlisi var mı? Onlar paketliyor mu? Hayır hayır, şöyle direkt. Onları taşırken kırarız işte. O yüzden böyle kutu... Onlar paketleyecek mi artık? Hayır, bak şöyle var mı diyelim bebeğim. Ha, şundan olur. Az önce çekmemişiz bir daha. Evet, gülmesinin sebebi o. Bu şey, gardıropların içine hani böyle çorap falan olur. Ne bileyim, yazlıkları koyarım bir şeyler. İki tane. Bak, daha küçüğüm var burada. İki tane yeter mi? Şunu yeter. İki alalım. Bir de bak, siyahı var. Siyah mı? Siyah. Siyah sanki soğuk bir şey miyorsun? Ama siyah ya bizim her şey. Never really noticed what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Gezmek istemiyorum. Abicim, kendim soğuk. Ama niye? Bir yatak başına lazımdı. Yok ya, bizim şey iletişim. Ama çok havalı. Şu futbol topu var ya özellikle, onu istedim. Bu da çok güzel. Küçük kız çocuğu arkadaşlar.
Ben o beyaz bunların yanında kullanmak istiyorum. Ay bu da güzelmiş aslında. Bu sırada biz bir de buraya ne zaman gelmeliyiz biliyor musun? Yılbaşında. Hayır bizim şey var ya balkonda turuncu şey. İçine koku verecek. Ah, böyle de güzel olmuş ama. Tamam bundan bir tane alalım. Çok güzel kokuyor şunlar. Bunları vazolara koyuyorlar. O kadar güzel kokuyor ki. İşte banyonun köşesine falan. Ne kadar? Gerçi vazon var. Oradaki bitki o değil miydi şu? Görseldeki de o değil miydi? Bak bu da güzel. Bak bence bu olur. Ha? Şu olur ama. Bu ne kız? Oha, onu nasıl bir detay yapmışlar baksana. Bak böyle gözüküyor. Yok şu olmaz, yok. Sonuna gelmiş bunlar. Şu tarafa gidelim. Gidelim, yok artık. Bu taraftan gidelim. Bu nasıl bir şey ya? Yani nasıl böyle bir şey yapar bir insan değil mi? Evet. Bu kadar fazla ürünün tedariğiyle nasıl uğraşırsın ki? Sen Ikea'yı mı seviyorsun, bu eğlenceyi mi seviyorsun ya? Bu nasıl? Su da buldu. Şimdi eve geldik. Bugün IKEA videosu çekmek istedik. IKEA'ya ne zamandır gitmek istiyorduk. Aslında ihtiyaçlarımız vardı ama ihtiyaca dair hiçbir şey bulamadık. Alamadık nedense. Başka modellerde buluruz falan diye. Bir de Trendyol'da da ben bazı şeyler bulmuştum. İşte atıyorum kütüphane vesaire. Ya da bizim bu Ray Concept, bu yatak odasını yaptırdığımız yer. Aslında oraya da bir soracaktık kütüphane için. Hani onun için biraz bekledik. Kütüphane zaten çok da güzel, farklı bir model bulamadık IKEA'da. Ama boy aynası aslında bulmuştum. Daha sonra onun etiketi yoktu üstünde. Bulduğum, beğendiğim aynayı da başka bir katta bulamadım. Neyse onları, ufak tefek şeyleri ben Trendyol'dan tamamlamayı düşünüyorum. Ama çok güzel şeyler aldık. İşte göstermiştim zaten, mumlar filan, ondan sonra kadehler. Az önce o kadar boş konuşmuşum gerçekten. Kamera karşısında. Şimdi çekmemiş, basmamışım kaydı. Tekrardan göstereceğim. Şimdi bu saksı için böyle bir bitki bulabilmiştim. Orada canlıları da vardı. Bir de ya çok büyük vardı ya da böyle gerçekten yapay olanları, böyle bariz yapay hani şey görüntüsünde olanları vardı. Bir nedense bunu beğenebildim. Sarkan bir şey istiyordum görüntü açısından da. Şöyle bir şey. Direkt bunun içine böyle koydum. Gayet de uydu. Orada deneme şansım olmamıştı ama şu anda beğendim. Bir de bunun direkt kancası da varmış. Şunlara da gerek yok. O yüzden bir tane kanca da artmış olacak. Bunu böyle işte bir tarafına, köşeye. Bunu asacağım o demire. Ondan sonra diğer taraflarına şu iki tane aldığımız fincandan böyle asacağım o kancalarla.
Ondan sonra daha başka şeyler de asarım kancalara. Öyle güzel bir orada şey olacak bence mutfağımızda. Görsel olacak. Bir de siyah bir halı almak istiyorum böyle uzunlamasına. Onu Trend Yol'dan bakacağım. Orada da halı vardı ama uğraşmak istemedim. Bir de istediğimi bulamam diye, uğraşamam diye. Ondan sonra neyi göstermiştim? Şöyle bir rende aldık. Rendemiz vardı ama küçük var. Küçük boy vardı. Büyük boy yoktu. Orada görmüşken de şöyle bir rende almıştık. Şöyle bir de süzgeç aldık. Ondan sonra şunu göstermiş miydim? Şöyle bir ayna aldık. Normalde böyle bir ayna almayacaktım. Direkt ayakta hani olan ayna alacaktım. Bu duvara monte edilen ayna şu şekilde. Hem yaklaşıyor vesaire. İstediğin zaman işin bittiğinde geri katlanıyor. Hani daha pratik ve daha kullanışlı olur diye bunu almak istedik en son. Bunun da fiyatı 200 TL. Çivisi içinden çıkmıyor dediler. Henüz açmadım ama şu anda açmayacağım. Çıkmıyorsa da zaten iki tane çiviye ihtiyaç oluyormuş. Alırız yani, yoksa da sorun değil. Ondan sonra iki tane, dört tane küçük böyle kokulu mumlar aldık. İki tane yeşil, iki tane de şöyle kırmızı. Ama o kadar güzel kokuyorlar ki. Özellikle de kırmızı çok güzel kokuyor. Bu şöyle bir şey. Orada farklı kokuları olanları da vardı yine bu boyda. Bu da şöyle bir şey. Yeşil alma sebebi banyoda işte hani bitkinin yanında böyle görsel olarak güzel durur diye. Kırmızıyı da hem böyle yılbaşında yine koyarım diye. İkisi arasında en güzeli şu kırmızı kokuyor. Bu da tam böyle temizlik kokuyor. Şöyle bir dörtlü mum almıştık. Bu dörtlüsü 50 TL'ydi orada. Ondan sonra bir de şöyle yapar yaprak gül kokulu. En güzeli bu kokuyordu ama gerçekten çok fazla kokuyor. Bunu ya banyoya biraz koyarım ya da balkonda bizim çanak var, onun içine atabilirim. Farklı kokuları olanları da vardı ama ben en çok bunu beğenmiştim. Ondan sonra ne göstermedim? Bunu göstermiş miydim? Videoda kesildi yarısı. Böyle oluyor açılınca. Bu bayağı işime yarayacak. İşte çorapları koyabilirim, kemer koyabilirim ya da böyle yazlıkları koyup yukarı kaldırabilirim. Bir de hani bizim gardırobun yukarısı bayağı yüksek. Bir sandalyeye çıkıp almam gerekiyor. Hani aldığın şey de aslında orada dağınık oluyor. O yüzden hani hem bunun içine koyduğunda çekip alması daha kolay olur hem de görsel olarak daha güzel durur diye. Bundan 4 tane aldık. Hem sunumluk hem de alkolsüz kokteyl için. Tatilde çok bundan bir şeyler içmiştik. Normalde bunu alkolü kokteyl bardağı olarak veriyorlardı tatilde. Ama biz dedik hani görsel olarak bu bardağı koyar mısınız diye. O yüzden de böyle iki bize, Batu ile bana, iki de gelen misafirimiz için böyle güzel bir içecek hazırlarsam bu bardak da güzel olur diye düşündüm. Bundan da 4 tane aldık. Evet. Bu kadar şey aldık. Yani ihtiyaçlarımız olan şeyler var hala ama acil mi değil. O yüzden acil olmadığı için de Trend Yol'a da bakmak istedim. Ve çok da vakit kaybetmek istemedik. Yani onlara da, diğer ihtiyaçlara da dalsaydım bakmaya, akşama kadar orada kalacaktık. Günümüz ölmesin diye, bir aktivitede yapalım diye öyle çıkmıştık. Ama keyif aldık gerçekten. IKEA'da ilk defa gitmiş olduk. Sonunda gitmiş olduk yani. Belki yine gideriz daha sonrasında. IKEA'dan sonra bowling'e falan gittik. Bowling oynadık. Bowling'de de yine az daha berabere kalıyordu. Ona da bir 7 puan farkla mı neydi? Furkan'la Sude bizi yenmiş oldu. Kahvesine girmiştik. Onları da artık bir sonraki buluşmamızda kahve ısmarlayacağız. Ama keyif aldık. Güzel bir hafta sonuydu bizim için. Dün de işte Suzen'in doğum günüydü. Etiler'deki bir mekana gitmiştik. Orada da çok müzik sesi olduğu için konuşup edemedik. Orada ilk defa işte nargile denedim. Hayatımda ilk defa sigara bile hiç denememiştim bu zamana kadar. Bir kere bile hani denememiştim. O yüzden de ki nargile çok daha fazla duman çıkartıyor ya, o beni nedense daha çok korkutmuştu. Ama yine de hani merak ettiğim için bir kere bir deneyeyim istedim. Ondan sonra işte tam böyle duman çıktı. Yani içime çekemiyorum. Yani borudan da gelmiyor duman. O derece hani çekemiyordum. Ondan sonra çekemediğimi
düşündüğüm için odumdan çıkmayacağını zannettim yine. Böyle çıkınca bir korktum böyle. Herkes gülmüştü. Sonrasında yapabildim. Çekebildim ama içime çekmedim. Sadece böyle ağzımda tutup hani üfledim. Yani ilk ve sondu tabii ki. Bir daha denemem. Merakım giderilmiş oldu ama öyle komikti, bayağı gülmüştük onu. Bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve kanalıma aşağıdan abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.